Medine'yi İslam'a devlet yapanların camisi yoktu. Ayaklarında çarık da yoktu. Üstlerinde elbise de yoktu belki. Birisi onlardan mezara konduğunda kefensiz kondu. Kefen yapılacak kadar 2 metre bir bez bulunmadı. Ayakları örtülemedi. Kumaşsızlıktan, susuzluktan, bir yokluktan yani. Kardeşlerim elbette şehirlerimizin göbeklerinde dinimizin sembolü olan büyük büyük camilerin yapılmasına Karış çıkacak halimiz yok. Şükretmesek nankörlük olur. Ama kıyamet günü o camileri sırtımıza koyup mahşer getiremeyeceğiz. Camilerde kılınmış namazları götürebileceğiz. Camiler gitmeyecek. İmam Hatip liseleri, Kur'an kursları, ilahiyat fakülteleri fırsattır, sonuç değildir. Değerlendiremedikten sonra bütün nesil medreseye girse ne olacak ki? Biz avunuyor olduktan sonra yanlış sonuç elde ederiz. Bu Derda radıyallahu anh ashab-ı kiramdan bir noktaya temas etmiş sanki bugünü görerek. O boyalı boyalı camilere, güzel baskılı musaflara, yeterli gözüyle bakanlara hitap ediyor. Diyor ki Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i cicili, boyalı, renkli, güzel bastıkları zaman camilerinizi süslediğiniz zaman belanızı buldunuz demektir diyor. Feddemaru aleykum diyor. Belanızı buldunuz. Koca sahabi bunu niye böyle bize söylüyor? Çünkü biz mushafın iman edenleriyiz. Müzecileri, açık artırmacıları değiliz. Onu okuyup amel etmek için mushafımız var bizim. Camiler, Rabbimizle buluşma yerlerimizdir. Dekorumuzu gösterme, sanat ihya etme yerlerimiz değildir. Asıl gidip de astar geldiği zaman ortaya çıkan sonucu belanızı buldunuz olarak anlamış Ebu Derda radıyallahu anh. Biz bu sahneyi Ramazan ayında çok rahat izliyoruz. Zühd ayı, az yeme ayı, sadaka verme ayı dünyadan bir aylığına kopma ayı olan Ramazan'ı marketlerin ürün yetiştiremediği aya dönüştürdük. İşte o caminin bir örneği bu. Haccı ibadeti üstümüzdeki farz giyilmesi olan elbiseleri bile çıkarıp ihramla Arafat'ta vakfe durma ayı iken lüks, reklam, gösteriş, ve tüketim ibadetine dönüştürdüysek belamızı bulduk demektir. Ama başta ne dedik? Bu Allah'ın bir belasıdır. Dinliğinden, kulluğundan yön değiştirenlere göre göre hissede hissede Allah'ın tattırdığı bir azaptır bu. Allah bize dünya nimetlerinden kopun buyurmuyor. Ama ilahınız benim dikkat edin buyuruyor. Bu uygulamada ise Allah'ın ilahımız olduğu, Rabbimiz olduğu iman olarak varmış gibi duruyor. Uygulamada para, force, koltuk, dünya zevkleri her şeyden önemli duruyor. Mümin kardeşlerim, tablomuz acı ama umut varız. Bütün dünya 7 milyar böyle olur. Ben ve eşim ve çocuklarım Biiznillahü teala böyle olmayız. Biz kurtuluruz. Allah'ın kapısının kapandığını göstermiyor bunlar. Çünkü henüz kıyamet kopmadı. Kıyamet kopmadan da o kapı kapanmıyor.